Hayırlı bir gün dilemek istiyorum. Yorgun oldun mu izlenimi veriyorum Size yoksa bir bu yurt dışı duruşta? teması vardı. Sonrasında geleyim mi? Evet. Pazartesi hafta başı mecliste yoğun bir gündem vardı. Dün de genel kurulda güncel konuşmalarda Kıbrıs konusu ve farklı konu başlıkları vardı. Tabii ki şununla başlayalım dilerseniz. Ulusal Birlik Partisi'nin kuruluş yıl dönümü çerçevesinde dün bir açıklama yaptınız. Kuruluş yıl Evet. dönümünün kutlanmasıyla ilgili olarak çalışmalar nasıl gidiyor son sürat? Ulusal Birlik Partisi sizin de takdir edeceğiniz gibi ülkenin en büyük partisi. Dolayısıyla ülkenin en büyük partisine ve vatandaşlarımıza en çok hizmeti götüren parti olarak da inşallah 44. kuruluş yıl dönümümüzde bizi seven herkesle birlikte Lefkoşa'da düzenleyeceğimiz etkinliğimize, saat 7'de başlayacak olan etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı, tüm Ulusal Birlik Partilileri bugün bir açıklamayla sizin de ifade ettiğiniz üzere davet etmiş bulunuyorum. Burada en önemli özellik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kuran ve yaşaması için özveri ortaya koyan, tabii ki diğer partilerimiz de bunu yapıyor ama Ulusal Birlik Partisi olarak bizim bu konuda ayrıcalıklı olduğumuza inanıyorum ve böyle düşünüyorum. Onun için Ulusal Birlik Partiliyim. Zaten bir başka deyişle de bunu ifade etmem gerekirse. Orada herkesin bu Türk Mukavemet Teşkilatı'ndan gelen ruhun yaşaması ve yaşatılması, Kıbrıs'taki Türk halkının özgür iradesiyle egemen bir halk olarak yaşaması için ve bundan sonra yaşantısını devam ettirmesi için ülkemizde demokrasinin, insan haklarının ve adaletin uygulanması ve bundan sonraki süreçte uygulanmasına katkıda bulunmak için herkesi o gece düzenleyeceğimiz etkinlikte görmek bizlere onur, kıvanç ve gurur katacaktır diye düşünüyorum. Peki farkı ne olacak 44. kuruluş yıl dönümünün? Geçen yıllardaki kutlamalara oranla. Geçen yıl bir kutlama olmamıştı ama. Geçen yıl seçimlerden dolayı Evet. seçim atmosferi içerisinde olduğumuz için o kutlamamızı ertelemiştik herkesin bildiği üzere. Farkı olacak diye değil, bu ruhu yaşatma adına. Çünkü biz bir önceki dönemlerle yarış içerisinde olan bir parti değiliz. Her zaman partimizi ileriye taşımak için ne kadar artı ortaya koyabilirsek onu değerlendireceğiz. Burada partimizin kuruluş yıl dönümünde katılımının yüksek olması, Ulusal Birlik Partisi'nin topluma ne kadar artı değer kattığının bir ifadesi olacağından bizim bir önceki kurultaylarla, bir önceki kuruluş yıl dönümümüzle ilgili değil ama partinin verdiği hizmetlerin topluma yansıması adına bir göstergeci olacağını düşünüyorum. Şimdi Ulusal Birlik Partisi'nin eski lideri, Sayın Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı Sayın Eroğlu'nun bir açıklaması vardı. Ben olsam dedi, 11 Ekim'de partinin kuruluş günü. Dolayısıyla adayımızı açıklarım Ulusal Birlik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını. Bu açıklamayı okumuşsunuzdur Evet, herhalde. Nasıl evet. değerlendirirsiniz? Zaten ben de genel sekreter olarak Sayın 3. Cumhurbaşkanımızdan, onursal başkanımızdan farklı bir açıklama yapmadığıma inanıyorum. Sayın Eroğlu tabii ki kendi tecrübesi, deneyimi bunu ülkede yadsıyacak birinin de olmadığını düşünüyorum. Bu kendinin var olduğu, var olan bu özelliklerini. Tecrübesiyle bunu ifade etmişse biz de Ulusal Birlik Partisi olarak ve ben genel sekreter olarak Ekim ayının sonunda Cumhurbaşkanı adayımızı açıklamayı planlıyoruz dedimse burada 5-10 günlük bir fark çok da önemli değil diye düşünüyorum ama Ekim ayının sonunda kısmetse çok büyük bir ihtimalle ama kesin hatlar çizmek istemiyorum. Çünkü bu konuda daha önce yaşadığım tecrübeler vardır. Ne kadar emin olursanız olunuz Yine bazen tarihte tabii bunlar tecrübe siyasette ilerlemek kolay olmuyor. Bu tecrübeler sizlere konuşurken çoğu zaman iki kere değil üç kere dört kere beyninizin arka kısmından düşünmenizi gerektiren ikazlar geliyor. Ama vermiş olduğumuz beyanat Ekim ayının sonunda Sayın Onursal Başkanımız da 11'inde Evet. açıklarım demiştir. Sonuç olarak tarih ikimizde de Ekim ayı olarak duruyor şu an itibariyle. Bu çerçevede Ulusal Birlik Partisi tüm yetkili organlarında konuyu tartıştıktan sonra gerekli açıklamayı yapacaktır diye düşünüyorum. Şimdi parti meclisi mi karar verecek? Farklı bir nasıl uygulanacak? Bu konuda parti olarak düşünce nedir? Bizim burada istiyorsanız tüzüğün maddesini ben direkt Tabii burada ki. aktarayım. Bizim tüzüğümüz sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanlığı adayının parti meclisinin belirlediğini ifade eder.
dolayısıyla parti meclisinin üzerinde hiç kimsenin olamayacağından dolayı da, tüzükte de amir hüküm bu olmasından dolayı da bu kararı parti meclisinizin vermesi gerekiyor. Şimdi daha önce oklar üzerinizdeydi Cumhurbaşkanı adayı olarak, adınız geçmişti. Şimdi Ersan Saner hiçbir zaman Cumhurbaşkanı adayı olmadı. Ve nasıl ortaya çıktı o zaman Ersan Saner'in ismi? Ben de sizin gibi basındaki arkadaşlarımdan duydum. Cumhurbaşkanlığı adaylığının benim kendi demokratik yaşamımda veyahut da bugüne kadar edindiğim tecrübelere baktığımda birinin ben Cumhurbaşkanı adayım deme lüksünün de olmadığına inananlardanım. Çünkü Cumhurbaşkanlığı adaylığı bir kişiye genel olarak bir parti tarafından tevdi edilir. Bu da ağırlıklı olarak bir parti başkanı olmakla veyahut toplumda yer etmiş ciddi bir kişi, tecrübesine güvenilen bir kişi olarak gerçekleşmesi gerektiğine inanan bir kişiyim. Bu çerçevede düşündüğümde ben hiçbir gün, hiçbir yerde Ersan Saner olarak, ki ben kelimesini çok da kullanmayı seven biri değilim, hiç kullanmam neredeyse, Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili ne bir görüş ortaya koydum ne de bu konuda bir yorum yaptım. Ama bu bir partide herhalde genel sekreter olarak bulunmamdan dolayı, ismim başkandan sonra genel sekreter partinin, zaten başbakanımız da görevde olduğu için bütün parti yönetimi doğal olarak genel sekreterin uhdesinde olmasından mütevellit, böyle bir görüşü savunan kişiler veyahut arkadaşlar olabilir diye düşünüyorum. Ama henüz Ulusal Birlik Partisi de bugüne kadar Cumhurbaşkanı adayı da kabul etmiş değildir. Böyle bir şey siz de duymamışsınızdır zaten. Bu konuda gönlünde Cumhurbaşkanlığı yatan arkadaşlarımızın bazı ifadeleri olabilir ama Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri olarak ben konuşulanlardan çok toplumda, tabii ki bunlar da konuşulacaksa konuşuluyor da zaten ben engelleyemem, ama partinin prensip olarak ilkelerine baktığımda henüz Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkan adayı kabul etmiş değildi bugün itibariyle. Dolayısıyla bu konudaki yetkinin de direkt parti meclisinde olduğunu söylersem bu konuda da daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü Ulusal Birlik Partisi parti meclisi oturup Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğini, hangi yöntemlerle belirleyeceğini çok iyi bilmektedir. Burada ama esas sağda bir birlik içerisinde Cumhurbaşkanını nasıl, Cumhurbaşkanlığı makamını nasıl alabilirizin yorumunun yapılması gerektiğini. Nasıl alınacak? Yani düşünce nedir? Çatı adayına yönelilebilir mi? Şimdi bakınız, politikada az önce de söyledim, keskin hatlarla hareket etmeniz mümkün değildir. Burada çatı aday X partiden olur, Y partiden olur, Z partiden de olur diye bir şey söylemem doğru olmaz. Çünkü sağ, kendini sağ olarak niteleyen herkesin kazanabilecek adayın arkasında durup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşatılması için gereğini yapmak zorunlu olduğuna inanıyorum. Ancak Ulusal Birlik Partisi de en büyük parti olduğu için, mesela bir örnek verelim. Anavatan'da Galatasaray'la Aydın Spor maç yaparsa veyahut da Finike Spor maç yaparsa, bu maçta Galatasaray'a karşı Finike Spor'un galip gelme olasılığı benim için değil, o olasılığı gören vatandaşlar arasında neyse, partiler arasında da bu böyledir. Doğru aday bu şekilde belirlenerek güçlü olabilen adayın etrafında, olabilecek adayın etrafında kenetlenerek bu işi sağ kesimin tümünün bir araya gelerek kazanması için her şeyi ortaya koyması gerekir. Ulusal Birlik Partisi de bunu rakamlar söylüyor, en son seçim söylüyor baktığımızda. En büyük parti olması sebebiyle bu konuda iddialı bir şekilde yer alacaktır. Ve eğer bu inanç Ulusal Birlik Partili bir adayla kazanılacak yönünde ise de Ulusal Birlik Partisi bu Cumhurbaşkanlığı adayını göstererek bu Cumhurbaşkanlığını alacak. Peki bir ön görüşme var mı? Ulusal Birlik Partisi'nin düşüncesi var mı sağdaki diğer siyasi partilerle görüşme? Resmi olarak olmasa da doğal olarak günlük yaşantımızın içerisinde herkesle görüşüyoruz.
Bunu da ben herkese ifade ediyorum. Aynen de bu şekilde ifade ediyorum. Peki ifade ettikten sonra geri dönüşümü nasıl? O da daha sonra 30 Ekim'den sonra sizlerle daha net paylaşırız diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla bir aday çıkaracaksa Ulusal Birlik Partisi'nden çıkıp da o aday etrafında toplanılmasının en doğru bir hareket olacağı. Yani ilk adım olarak en güçlü adayın Ulusal Birlik Partisi'nden çıkabileceği inancımı yenilemek istiyorum. Eğer bu çerçevede hareket edilecekse evet Ulusal Birlik Partisi'ne. Ama bize göstergeler farklı bir şey gösterirse de Ulusal Birlik Partisi olarak da bunu değerlendirmek zorunda olabileceğimizi. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanlığını almak saydı. Ama burada genel olarak baktığınızda bütün oklar doğal olarak en büyük partiyi de gösterecektir diye de düşünüyorum. Şimdi bu oklar Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar'a yöneldi aslında. Hep yapılan açıklamalar yoruna Sayın Tatar'ın Cumhurbaşkanı adayı Ulusal Birlik Partisi'nin en güçlü aday olarak Sayın Tatar'ın çıkabileceği ile ilgili hem köşe yazılarında yazılıyor, söyleniyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Ulusal Birlik Partisi içerisinde Sayın Başbakanımız tabii ki partinin başkanı ve lideri olması hasebiyle bu konuda en çok konuşulan isimlerden biri. Ama Ulusal Birlik Partisi imkanları çerçevesinde şu anda ülkedeki kadrolarda bulundurduğu yöneticileri gibi, bakanları, milletvekilleri gibi her noktada gösterebileceği adayları da olduğunu ifade etmek istiyorum. Ulusal Birlik Partisi'ne kalacaksa iş Ulusal Birlik Partisi parti meclisi oturup burada en güçlü olan kim ise kimin yanında bütün partililerimizi, sempatizanlarımızı ve diğer sağ cenahtan olan arkadaşlarımızı kim kucaklayabilecekse onunla bu yolculuğa biz yürümeye devam edeceğiz. Dolayısıyla bu ay sonu olası bir parti meclisi toplantısı. Çok büyük bir ihtimalle bu ay sonu diyorum ama tam keskin tarih vermiyorum. Çünkü gelen hafta 15 gün sonra bana bu ay sonu dediğiniz 1 neden Kasım oldu, ay sonu olmadı demeyelim diye. Neden yani Ekim ay üzerinde yani bu ay sonu diye odaklanılıyor? Yani çünkü solda bir... da öyle. Cumhuriyetçi Türk Partisi de Ekim ayı sonu gibi Cumhurbaşkanlığı ile ilgili net tavrımızı ortaya koyacağız. Böyle bir odaklanmanın sebebi bir zorunluluktan değil. Zamandan dolayı mı? Önümüzde zaman da var. Çok da hızlı başlamamak lazım. Çünkü sonra son günlerde maraton yarışına benzer çünkü seçimler. Önemli olan nefesimizi son ana kadar saklayıp son anda hamleyi yapıp maratonu birinciyle bitirmektir. Bu tempoyu ayarlayabilmek için, daha doğru ayarlayabilmek için önceden hazırlık yapmanın ciddi bir artı olacağına inanıyoruz. Ondan dolayı Ekim ayı diyoruz ama Ekim'di, Kasım'dı öyle çok da önemli değil. Yani onu ben Ersan Saner Genel Sekreter olarak ifade edebilirim. Şimdi her parti kendi içerisinde bir takım anketler, araştırmalar yapar. Ulusal Birlik Partisi'nin bu yöndeki çalışmaları devam ediyor mu? Yoksa bir önceden bir çalışma yapılıp da o çalışma ışığında yönünüzü çizme yönünde bir açılımdasınız? Şimdi Ulusal Birlik Partisi'nin şu anda yaptırdığı herhangi bir anket şu an itibariyle yok. Ama tabii ki bizler de bilimsel metotlara bağlı olarak çalışan ve bu metotlardan çıkaracağımız değerlerle, artı ya da eksi değerlerle seçmenimizi ve taraftarlarımızı nasıl yönlendireceğimiz konusunda ileriki günlerde çok ciddi kamuoyu araştırmaları yapıp bununla ilgili gerekli her türlü adımı atacağız. Hı. Ama ben de sizler gibi birçok yerde duyduğum bir anket çalışmalar, bazı anket çalışmaların yapıldığı ve onların sonuçlarını da gözlemlemekteyiz. Burada da Ulusal Birlik Partisi'ni gözlemlediğimizde sonuçların şu anda Ulusal Birlik Partisi'nin taban olarak en sıkı duran, en sağlam duran taban olduğu da çok net bir şekilde ortada duruyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili birazcık bilgi edinmeye çalıştık partinin pozisyonuyla ilgili olarak. Sayın Özgür Gül'ün dokunulmazlığı kaldırıldı. Çok büyük tartışmalar gündeme geldi ve o komitede aslında toplantıya katılarak Sayın Özgür Gün'le ilgili olarak, ortaya konularla ilgili olarak çok da mücadele verdiğinizi biliyorum. Evet. Şimdi gelinen aşamada Sayın Özgür Gün'le bu arada dokunulmazlığı kaldırılması sonrasında bir görüşmeniz oldu mu genel sekreter olarak? Hayır. Henüz bir görüşmem olmadı tabii ki. Yani onu dürüstçe ifade edeyim. Bir telefon görüşmesi. Hayır. Hani bugün sabahleyin ben kendisini aradım ama henüz ulaşamadım. Belki de o bana şimdi dönmüştür bilmiyorum ama... Dolayısıyla öyle henüz bir görüşmem olmadığını açıklıkla ifade edebilirim ama daha öncesinde tabii ki Sayın Özgür Gül'le temasım olduğunu da çok net söyleyebilirim. Şimdi bu bir sorun olarak duruyor muydu partinin önünde veya hükümetin önünde? Şimdi
Sayın Özgür Gün'ün dokunulmazlığının kaldırılması olayı bence gereğinden fazla abartılıyor diye düşünüyorum. Burada bu ortaya çıkan olayda ve komitede olan bir kişi olarak da şunu söyleyebilirim, artık dokunulmazlığıyla ilgili komitenin gizlilik kararı rapor yayınlandığı için raporda gerçekleşen her şey burada açıklıkla konuşulabilir, hiçbir sakıncası yoktur. Üç ayrı konuda kendisine yöneltilen suçlamalar olmuştur. Daha doğrusu başsavcılık tarafından bir iddia ortaya konmuştur. Ve bu süreç başsavcılık tarafından ortaya atılan bir süreçtir. Biz orada Ulusal Birlik Partili milletvekilleri, ben de dahil olmak üzere, her türlü ortaya koyabileceğimiz savunmayı ortaya koymuşuzdur. Burada yalnız komitenin almış olduğu karar ve genel kurulun almış olduğu karar, bu işin mahkemeye gitmesi için sürecin başlamasıdır. Bu süreç bugün de başlayabilirdi. Sayın Özgür Gün, ben nasılsa siyasi hayatımı, siyasi yaşamamı noktaladım. Örnek veriyorum, bir erken seçim olursa 2020'de, 2021'de, 2022'de, o süreçten hemen sonra da olabilirdi. Zaten Sayın Özgür Gün siyasi yaşamımı noktaladığım dediği anda da, bittiği anda başsavcılığın açmış olduğu bu, ortaya koyduğu bu iddialar ceza davası kapsamında değerlendirileceğinden, zaman aşımına uğraması mümkün olmayan davalar olduğundan, bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün, öbür gün değilse bir sonraki gün mutlaka açılacak davalardı. Burada bizim en büyük sıkıntımız zamanlama açısından bunun sorun yaşatacağı yönündeydi ki bütün sıkıntıları da ondan yaşadığımızı düşünüyorum. Sayın Özgür Gün zaten komiteden de hiçbir zaman aman ben suçsuzum, benim şeyimi burada en iyi şekilde savunun ya da aman ben suçluyum da beni koruyun kollayın diye vallahi de billahi de tek kelime gelmedi. Zaten ben inanıyorum ki Sayın Özgür Gün hepimizin de çok iyi bildiği gibi bir önceki seçimlerde hotri meydan çekerek Ekim ayında, çok iyi hatırlayacaksınız yine, kuruluş yıl dönümümüzde hotri meydan çekerek ülkeyi seçime götürmüştü. Burada da aynı davranışı sergileyeceğini ve kendisini en iyi şekilde savunacağına ben inanıyorum. Ama bundan sonraki süreç onun kendisiyle yasal zeminlerde oluşacak süreçlerdir. Benim bundan sonra yorum yapma hakkımın olmadığını düşünüyorum. Ama olayı bu şekilde özetlersem de en doğru özetleme şekli olduğuna inanıyorum. Halkın Partisi milletvekillerinin şöyle bir ifadesi var. Halkın Partisi siyasetin dilini değiştirdi diyorlar. Katılıyor musunuz bu söylemlerine? Halkın Partisi bizim şu anda hükümet ortağımız. Yalnız biraz ağızlarından çıkan lafları kulakları duyarsa iyi olur diye düşünüyorum. Siyasetin dilini değiştirip değiştirmemek zamanlamaylansa bir defa, bir tek zamanlama farkıysa, bence bu Halkın Partisi'nin yapmış olduğu bir olay değil. Komite çünkü her üç partiden oluşan milletvekillerinden oluşmaktadır. Sadece buradan kendilerine pay çıkarmalarının ne kadar doğru olacağını ben sadece halkın takdirine bırakıyorum ama yapmış oldukları açıklamalarda topluma, şimdi hükümet ortağımız olduğu için de biraz dikkatli, daha dikkatli olmam lazım ama siz de böyle bam teline basmaya çalışıyorsunuz. Topluma verdikleri mesajda benim gösterdiğim özeni onların da göstermesini bekliyorum bir genel sekreter olarak. Burada herkes temiz toplum. Bakınız ben az önce bir şey söyledim. Ulusal Birlik Partisi'nin yapmış olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devamı, ülkemizin refahı, geleceği. Ama dedim ki adalet, insan hakları konularında özellikle ve demokrasi konularında bizim de bakanlıklarımıza 3 tane 4 tane siyah çelenk koyan kurumlar oldu ama biz kimseye küsmedik. Onlara küsüp onlarla görüşmemezlik etmedik. Bunları basının önüne taşımadık. Halkımızla hep barışık olduk. Bunları, demokrasiyi, insan haklarını, herkesin de bir hakkı olduğunu, demokratik olarak herkesin bu ülkede fikrini özgürce söylemek zorunluluğu olduğu ve adaletimize de güvenerek, bundan da kimsenin şüphesi yok, bu yolculuk devam edecektir. Kendi popülizm kendilerine artı sağlamak için popülizm yapmak sadece ve sadece
halkın size destek vermesiyle mümkündür. Bu popülizmi yaparsınız ama halk size ne kadar değer veriyor ona bakacaksınız. Ben siz söylediğiniz az önce bazı kamuoyu yoklamaları var. Biz yaptırmadık dedim ama ben çok iyi biliyorum ki yaptıran kişiler karşı taraflar olsa da Ulusal Birlik Partisi'nin gücünü görüyor. Ve Ulusal Birlik Partisi mı? Süreci 21 milletvekili çıkarken de Halkın Partisi'nin bu söylevleri varken biz bu yetkiyi alıp çıktık. Siz zaten bu söylevleri 7 Ocak 2018'den önce de söylediniz. Bu bahsettiğimiz konuyu 7 Ocak 2018'den önce de 50 bin kez dillendirdiniz. Ama Ulusal Birlik Partisi o seçimden 21 milletvekiliyle çıktı. Dörtlü koalisyonun en büyük iki ortağının toplam milletvekili sayısına sahip olarak çıktı. Nescafe bile derim ben böyle bazen ama ben espri yapmayayım şimdi. Ne olduğunu. Nescafe içmeyi severim çünkü. Ama orada üçlü karışım vardır. Dörtlüsü onun bile çıkmadı. Biz onu da bu mecliste başardık. Ama o dörtlü koalisyonun bile iki büyük ortağının toplam milletvekili sayısı kadar halkın takdiriyle halk bütün bunları dinleye dinleye geldi. Zaten değiştireydiniz. O zamandan da değişeceğiz derim ben de o zaman. Zaten bu konu dörtlü koalisyon hükümetinin gündemindeydi. Evet. Özgür Gün'ün dokunulmazlığının kaldırılması ama bu başarılamamıştı. Ulusal Birlik Partisi iradesini göstererek çözümledi. Çok hassas bir konu. Bu konuda nereden konuşsam pek fazla bir artı sağlanmaz hiçbir taraf için. Burada adaletin sağlanabilmesi için artık gereken yapılmıştır. Evet, çok konuşuldu. Son noktayı adalet koyacaktır. Ersan Saner Pembe Hanım değil bu konuların yorumunu yapması gereken. Artık konu yargıya taşınmıştır. Yargı en doğru kararı verecektir. Ve inanıyorum ki günün sonunda inşallah herkes hak ettiği adaleti görecektir diye düşünüyorum. Demokrat Parti ile Yeniden Doğuş Partisi'nin bu süreçte ortaya attıkları vardı. Dokunulmazlığın ertelenmesiyle ilgili olarak Demokrat Parti'nin bir önerisi vardı. Sonrasında Yeniden Doğuş Partisi'nin hazırlanmış olduğu mini anayasa paketi var. Bunlarla ilgili bu girişimi nasıl yorumlarsınız? Şimdi Yeniden Doğuş Partisi Demokrat Parti ile birlikte ama özetle Yeniden Doğuş Sayın Başkanları vasıtasıyla şov yapmaya devam ediyor. Hangi anayasa paketinden bahseder Allah aşkına? Gördünüz mü sunmuştu metni? Yani sunduğunu yani görmedim de söylediklerinin hepsi 2014'te bu mecliste benim de üyesi olduğum bu anayasanın yeniden düzenlenmesi konusundaki 10-13 maddeden 5 tanesini aldı, copy paste yaptı, getirdi meclise verdi. Bir tane başka değişiklik yok. Ama ne önerisidir ya senin yaptığın? Allah'ımızı seversek bu ülkede yani 40 dervişiz birbirimizi bilmişiz. Sen copy paste'i bile yaparken beceremeyeceksin ve ondan sonra çıkacaksın halka diyeceksin benim yaptığım anayasa değişikliği. Hepsi meclisin arşivlerinde vardır onların zaten. Eksik de kelimelendirdiyse gitsin oradan tamamlasın. Bak adres de gösteriyorum ilgili başkana. Bunlar hep bu dönemlerde popülizm yapma adına atılan adımlardır. Artık bu işleri bırakalım. Halk kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Sonuç odaklı çalışmalara bakalım. Bu ülkede ben de bir milletvekiliyim. Bu ülkede ama hiç kimse unutmasın ki 1962 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin milletvekili kayboldu. Türk milletvekili. Bugün hala daha bulunamadı. Dokunulmazlık böyle bir, dokunulmazlığı olan bir kişi kayboluyor ve bulunamıyor. Niye? Halkıyla yapmış olduğu temaslardan dolayı bulunamıyor. Ki bir dokunulmazlık bunun için. Dolayısıyla bunun da çerçevesini çok iyi belirleyerek. Ama ben inanıyorum ki bu parlamentodaki 50 kişinin her biri, bir az önce konuştuğumuz bizim eski genel başkanımız dahi, bu zırhın arkasına saklanarak kendisine hiçbir şekilde bir hukuki üstünlük sağlama arzusu ve düşünce içinizde olamaz. Yoktur böyle bir düşünce kimsede. Sıkıntılar olabilir mi? Tabii ki olabilir. Herkesin sıkıntısı vardır. Toplumda komşunuzun bile bazen gelirinin haksız bir şekilde olup inanmadığınız ve sizin canınızı sıkan harcamaları olabilir. Günlük yaşamdan bahsediyorum. Bunların tek sorgulanacağı adres devletin ilgili organları tarafından yapılacak olan soruşturmalar. Bunlar da yapılıp götürülmesi için
Zaten Ulusal Birlik Partisi tarihi süreci boyunca meclise gelen hiçbir araştırma komitesine ret oyu vermemiştir. Bakın, hiçbir araştırma komitesine. Dolayısıyla bugün ne kadar tarihi boyunca hiçbir araştırma komitesine ret oyu vermeyen bir Ulusal Birlik Partisi'nin ne yapmasını bekler millet zaten? Gene bunun devamını bekler. Dolayısıyla biz doğru bildiğimiz, inandığımız yolda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşatılması en baştaki görevimiz olmak üzere adım atmaya devam edeceğiz. Bu konudaki ufak tefek bizi kopyalamak isteyen, bize benzemek isteyen partileri şefkatle kucaklayacağız. Onlarla birlikte bu yolları yürümek zorundayız. Çünkü bu bir renktir. Biz bütün renkleri seviyoruz, toplumumuzdaki bütün renkleri seviyoruz. Dolayısıyla popülizm yaparken biraz daha dikkatli olalım. Ortaya koyacağımız görüşlerden çok sonuç odaklı çalışalım ve karar üretelim. Çünkü ben birçok öneri daha görüyorum. Hep yapıyorlar mecliste ama hiçbir tanesinin gelip de bu ilgili milletvekillerinin komitelerde bir gram katkı koyduğunu da görmüyorum. Yani grubunuz olmayabilir ama herkes gelip o komitelerde görüşünü söyleyebilir. Bu kadar cesaretiniz varsa, bu kadar bu ülkeyi seviyorsanız sizi buralarda da göreve bekliyoruz. Grubunuz olması şart değil. Özellikle ben AB ile uyum yasaları konusunda sorumlu grup başkanı, komite başkanım şu anda. Ben çağrı da yapıyorum. Şu anda ülkeyi ilgilendiren gıda ve gıdaya bağlı olarak üretilen her türlü ürün, yani kosmoslar falan filan aklınıza ne gelecekse, çok ciddi bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyoruz. Ben bu iki partinin de önerilerini dört gözle bekliyorum bugünden. Açıkla çağrı yaptım işte buradan. Bakalım nasılmış bu çalışmalar. Şimdi Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı programımıza konuk olduğunda Ulusal Birlik Partisi'nin tabanından bazı üyelerinin kendilerine geçtiğiyle ilgili bir iddiası vardı, söylemi vardı. Zaten Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı başka nereden üye çalmak için gece yatıp dua edecek Allah'ınızı severseniz. Dolayısıyla Sayın Başkan hala daha bunu düşünebilir ama benim elimde de genel sekreter olarak Yeniden Doğuş Partisi'nden istifa edip bize katılmak için ve üyelik sürecini biz işte şimdi çok iyi bir komite kurduk Sayın Genel Başkanımızın da birlikte olduğu MYK toplantısında. Şu ana kadar gelen üyelerimizi bu kutlama öncesinde tamamlayıp ondan sonra yeni üye yazılıma geçeceğiz. Bu konuda adımlar atacağımızı ben söyleyebilirim ama nasıl üye yazdıklarını da çok iyi biliyorum. Çok yani yakınlarımdan da görüştükleri olduklarını da biliyorum. Aldıkları cevapları da biliyorum ama ben bu tip polemiklere asla girmeyeceğim. Ama benim önümde de oradan bu tarafa geçmek isteyen birçok dilekçi olduğunu size söyleyebilirim. Yani aslında bu tür hamleler Ulusal Birlik Partisi'ne zarar vermek amacıyladır. Yani Ulusal Birlik Partisi'nin kimseyle bir yarışacak, bu konuda yarışacak durumda olduğunu düşünmüyorum. Ulusal Birlik Partisi şu an itibariyle inanın üyeliklere bir başlayalım. En az 2000-3000 müracaat daha kapıda bekliyor diyebilirim ben size. Bunu yürekten söylüyorum. O onu yapacaktı, bu bunu yapacaktı. Lütfen beni partileri veyahut da siyasi rakiplerimizi kendimizle ölçüştürür duruma sokmayın. Bunu sevmiyorum. Hoş değil çünkü bize de yapılmasını sevmiyorum. Ama bunu konuşanlar eminim sizin o bahsettiğiniz son yoklamalardan da haberleri vardır. Kendileri de bizim gibi nasıl bizim kulağımıza geliyorsa onların da kulağına gidiyordur bunlar. Oralara bir baksınlar, oy oranlarını zaten göreceklerdir. Dolayısıyla Ulusal Birlik Partisi'ni, ne Ulusal Birlik ne de yetkililerini kimse bu tabanda bizi diğerleriyle ayrıştırma noktasına çekemez. Biz yolumuzda kararlılıkla yürüyeceğiz. Herkes bizi çekiştirenler sadece diyeceğim bizi izlemeye devam etsinler. Şimdi sağda birliktelik böyle uzak gözüküyor mu? Bence uzak gözükmesinden çok. Şimdi sorduğunuz sorular da işte bak hep birbiriyle çapraz. Ama dikkat edersiniz ben de o çaprazlandı. Burada hep seviyeli bir şekilde mesaj vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. İşte sağ bunun için önemli. Sonuçta hepimiz sağı temsil eden 4 tane parti var şu anda parlamentoda. Bu partideki arkadaşlarımız arasında, kardeşlerimiz arasında
girişler, çıkışlar, tabii ki Ersan Samer'i sevmediği için partiden ayrılabilecek insanlar olabilir. Ama Ulusal Birlik Partisi'ni sevmediği için ayrılmıyor adam. Pembe Hanım'ı sevmediği için ayrılıyor, Ersan Samer'i sevmediği için ayrılıyor. Veyahut Hasan amcayı sevmediği için ayrılıyor. Bu tip gelişler, gidişler olacak. Çünkü tek düşünce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kalkındırmak, ileriye taşımaksa bizim burada hepimiz daha önce yaptıklarımız bir referans olmak kaydıyla bu ülkeye ne kadar katkı koyduk, bundan sonra ne kadar katkı koyabiliriz, projelerimizde, ortaya koyduğumuz vizyonumuzla, yüklendiğimiz misyonumuzla halkın karşısına çıkıyoruz. Halk kimi takdir ederse edecektir. X partiye gitmiş, Y partiye gitmiş, Z partiye gitmiş, hepsi sağ partiler bundan sonuçta. Ama Ulusal Birlik Partisi'nin büyüklüğünü, ağırlığını inanıyorum ki toplum takdir ettiği için şu anda parlamentoda 21 milletvekiliyle temsil edilmektedir. Bu ağırlığını da devam ettirmek için biz yöneticilerin üzerinde çok büyük yükler bulunmaktadır. Biz de bunun gereğini yapmak için daha fazla çalışıp, daha fazla üretip, daha çok katkı yapmaya devam edeceğiz. Ulusal Birlik Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde vizyonu ne olacak? Tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bakınız Pembe Hanım, bu ülkede 1958 yılında Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulduğu günden beri bu konular hep toplumumuzda konuşuluyor. 1960'da Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. 3 yıl yaşamadan, 3 yıllık bir ömürden sonra Rumların yapmış olduğu Kıbrıslı Türkleri buradan dışlamak, bu cumhuriyetten dışlamak hareketleri olayıyla bugünlere kadar geldik. Allah'tan 74'te ana vatanımızın Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nın kendine verdiği yetkiye dayanarak buradaki soydaşlarını, güneydeki de solcuları bu yapmış olduğu hareketle kurtararak adada barışı sağlamıştır. Güneydeki kayıpların çok büyük bir kısmı Rumların solcuları hedef alıp onlara zarar vermesinden kaynaklanan kayıplardır. Kıbrıslı Türklerle ya da Kıbrıslı Türklerin gidip onları öldürmesiyle ama bizim kayıplarımızın neredeyse tamamı %99.9'u güney tarafından işlenmiş kayıplardır. Kayıp milletvekilimiz olduğunu söylüyorum ve bulunmamıştır. Bu kabul edilecek bir yaklaşım. Dolayısıyla bu çerçevede düşündüğümüzde Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanlığı bağlamında da vizyonu artık Kıbrıs Türk halkının hak ettiği yere nasıl geleceğini Birleşmiş Milletler'e söyleterek gitmek zorunluluğu olduğunu inanıyorum. Çünkü 50 yıldır devam eden başka bir dava yoktur Birleşmiş Milletler'de. Artık Birleşmiş Milletler'in de bu konuda gerçeği görüp anlaşmak istemeyenin Kıbrıslı Türklerle bir şey paylaşmak istemeyenin Rumlar olduğunu kendilerine dikte ettirerek bunun sonlanması ve bunun dünyada çok değişik örnekleri vardır. O örneklere bağlı olarak da tezlerimizi ileriye taşıyarak bizler savunduğumuz. Çünkü iki devlet çözümü Ulusal Birlik Partisi son 6 aydır dillendirmiyor. Bir bakınız 1990'lardan beri bunu dillendiriyor. Bu söylemleri hep biz geçmişte abilerimiz tarafından ifade edilerek bugünlere gelmiş bir partiyiz. Dolayısıyla çözüm parametrelerinde artık bir sona giderken bu sonun nasıl bir son olacağını Birleşmiş Milletler'inde Kıbrıs Türk halkına başta olmak üzere genelde ama özde de Ulusal Birlik Partisi olarak bizim duymak isteyeceğimizi çok net ortaya koymak istiyorum. Tamam, o zaman Cumhurbaşkanı seçimini noktaya koyalım, iç konulara bakalım. Dün, nasıl arzu ederseniz. Cumhuriyet Meclisi'nde güncel konuşmalarda Bayındırlık'la Ulaştırma Bakanı ile ilgili olarak, daha doğrusu pazartesi aslında Bayındırlık Bakanı'nın söyledikleri vardı. Yollar konusuyla ilgili olarak ve maddi yönden sıkıntı olduğuyla ilgili. Eski bir Bayındırlık'la Ulaştırma Bakanı olarak
hem yaşanan sıkıntılar, çünkü her dönem yaşanan sıkıntılar aslında, maddi yönden yapılamayan yol yapımları ve New Jersey sizin zamanınızda aslında New Jersey korkuluklarını dillendirmeye başladık ve sizin bakanlığınız sürecinde de New Jersey korkulukları gündeme geldi, çok da tartışıldı. Şimdi gelinen aşamada üzücü trafik kazası her geçen gün artıyor, çok can kaybediyoruz ve bunun çözümlenmesi gerekiyor, altyapının bir an önce çözümlenmesi gerekiyor. Şimdi tabloya baktığınızda nasıl yorumlarsınız? Şimdi tabii ki burada konuştuğumuz her şey birilerini üzer. Ama madem ki siz burada ifade ettiğiniz, beni de üzen çok şey oldu. Hatta bir ara adım New Jersey Ersan'a çıktıydı. Burada bir ilki yaşattık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde New Jersey korkuluklarla tanıştırdık. İngiltere'de aslında bunun adı New Jersey değildir. Concrete Step Barrier'dir. Orada CSB olarak bilinir. Amerika'daki adı odur. Ama İngiltere'deki adı da CSB olarak geçer. Ama bu herkesin kulağına daha hoş geldiği için hep öyle bilinir. O dönemde beni bu korkuluklardan dolayı da eleştiren bir tane de sivil toplum örgütü vardı. Trafik kazalarıyla ilgili. Hatta hiç unutmuyorum. Amerika'da bulunduklarını ifade eden bu arkadaşlarımız, bizler 2012 yılında Sayın Rahmetlik Allah rahmet eylesin İrsen Bey ile Amerika New York'a gittiğimizde müsteşarlara göstermiştim. Bakın ya, bütün Amerika New Jersey korkuluklarla dolu. Nasıl Amerika'dan gelip böyle bir şey ortaya koyuyor? Ama haklılığımız 8-10 sene sonra ortaya çıkmış. Keşke bunları o günlerde başarıp bütün ülke çapına yayabilseydik. Yalnız çok ciddi bir istatistik vermek istiyorum. Bakınız, 2013 yılına kadar Gazi Mağusa İskele arasında her yıl en az bir ölü, en az 40 ağır yaralı vardı. Bu 3-5 de olduğu dönemler vardı. En az 2013'ten bugüne kadar o yolda sadece bu yıl bir tane can kaybettik. O da aşırı süratten olan bir olaydı. Bu herhalde ciddi bir örnek teşkil ediyor. 2013'ten bugün şeytan kulağına kurşun bir tek. Yani 6 yılda ama her yıl bir tane. Ağır yaralı sayısı 3-5 kişiyi geçmiyor. Ben hastaneyle de sürekli bölgem olduğu için konuşuyorum. Ama maalesef 2013'te bıraktıklarımızdan sonra sadece bu benim değil, dönemde mevkidaşım olarak çalıştığım Sayın Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin Allah razı olsun bir önceki başbakanı, bir ifadesi vardır. 2020 hedeflerine 2015'te ulaşacağız diyor. Görüyorum ben bu hızı. Ama maalesef 2013'ten sonra Ulusal Birlik Partisi'nin kendi içinde yaşadığı sıkıntılarla mütevelli hükümetten gitmekten sonra 2020 hedeflerine, ben size şimdi söyleyeyim, 2025'te de ulaşamayız. Ama bu söz benim değil. Bunu Google'da search yaparsanız 2013 Mart temel atma töreni Sayın Binali Yıldırım Ersan Saner diye, Sayın Türkiye Cumhuriyeti o dönemki mevkidaşım daha sonra başbakanın sözleri önünde. Şimdi nereye gelmeye çalışıyor? Bizde de durumlar çok parlak değil. Karayolları dairesi 1 kilometre yol yapamıyor. 1 kilometre bölünmüş yol neredeyse yok bir inşaat haliyle. Ve görev süremiz içerisinde tüm bunları başardık. Şansımız da yaver gitmiş olabilir. İyi bir mevkidaş bulduk. Yolum işimiz. Ama benden sonra da aynı mevkidaş devam etti. Şu anda da aynı şey var. Şikayet ederek bir yere varamayız. Biraz mesai harcamamız lazım. Biraz da çalışırken... Ama mesai harcamaya çalışıyoruz diyor Sayın Bakan, ama önümüzde kaynak yok. Bizde çok mu kaynak vardı? Nasıl buluyordunuz? İşte onun için çalışmak lazım. Kaynak yaratmak için çalışmak lazım. Hükümet ortağınız o zaman yol gösterin. Tabii ki şimdi zaten bakınız, biz hükümete gelir gelmez bu tip çalışmalar da artmaya başladı. Sayın Bakan zaten kürsüden söyledi. İlk kez maliye 40 milyon kaynak aktardı, evet, dedi. Demek ki yolda göstermişiz işte dediğiniz gibi. Dolayısıyla burada şikayetleri bir tarafa bırakalım. Ama New Jersey korkuluklar benden sonra sadece devam eden bir ihalemiz vardı. Orada uygulandı. Bu New Jersey korkuluklara tekrar dönme zorunluluğumuz var. Sayın Bakan'ı da daha önce yanıltan bir grup var. Metal korkuluklara dönsün diye.
İnşallah bu yanılgısından da vazgeçer. Ben tekrar da bu konuda kendisiyle görüşeceğim, bakın bunu söyleyeyim. Çünkü kendisi de mecliste geçen gün metal korkuluklardan bahsedince ben de biraz irkilmedim dersem yalan olur. Çünkü bu değil çözüm. 3 tonun üzerindeki araçlar metal korkuluğu da geçer çünkü. Ama New Jersey bariyerlerin olduğu yerde hiçbir sıkıntı. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Fransa'ya, Almanya'ya, Avrupa Birliği temaslarımız çerçevesinde gidiyoruz. Her taraf böyle. İnanılmaz artıları var. Gece ışığı geçirmemek dahil olmak üzere. Ama metal korkuluk da o da geçiyor. Daha şimdi burada onları sayamam. Çünkü Ulaştırma Bakanlığı programı değil bu. Ama çözüm üretmek için birlikte hükümet ortağı olarak bizler de katkı yaparak çalışacağız. Çözüm üreteceğiz. Ve yollarımızı standartlara uygun hale getireceğiz. 2013'te temeli biten, atılan Sayın Binali Yıldırım'la az önce söyledim. Yollarımızı da inşallah bu dönemde Sayın Bakan'ın da katkılarıyla tüm halkımızın kullanımına açacağız. Bunlardan biri Lefke Güzelyurt yoludur, biri Lefkoşa yoludur, Lefkoşa Kuzey Çevre yoludur. Bir üçüncüsü İskele, Bafra bölgesi anında konumuzdur. Dördüncüsü de altyapı çalışmalar için işte şu anda kaynağın ayrıldığı Alsancak Güzelyalı arasındaki parkurumuzdur ki gerçekten ciddi bir çiledir. Dolayısıyla kaynak da işte hep birlikte yaratılıyor. Onu da ifade etmiş oldum burada. Tabii iç kaynaklarla yaratılıyor ama farklı yöntemlerle de yatırım yapılabilir. Zaten bu üç yolun tüm kaynağı Ankara kaynaklıydı. Ankara kaynaklı olduğu için burada gerekli ilerlemeler sağlandığı anda yollar devam edecektir. Bizler de yol yaparken çok takıldık bir takım aksaklıklara. Hiç onları da mecliste gündeme getirip taşımadık. Hiç de konuşmadık, hiç de konuşturmadık. Yani konuşmak suçu, doğru değil diyorsunuz. Suçu kendimizde aradık. Ama bir istatistiklere bakarsanız da bu ülkede ilk kez ölümlü kazalarda Avrupa Birliği standartlarının altına indiğimiz yılda 2012 yılıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu rakamlara da inebileceğimiz orada görüldüğüne göre ki daha da aşağılara gelecekti bu rakam. Bir gerçekse... Çünkü ben böyle son 3 yıl içerisinde karşıdan karşıya geçip ölen insan sayısının onu bulduğunu tahmin ediyorum. Şu an hafızamı yokladım da. Bu kabul edilecek rakam değildir. Bunlar tamamen bizim bu yolları yaparken eksikliklerimizdir, düzeltmemiz gereken olaylardır. Burada salt şu anki bakana da yüklenmem doğru değil. Çünkü ben hep bu hükümetlerin 100 günü olur ya, hiçbir bakan 100 günde günlük yaşamın şekillenmesi dışında ortaya bir proje koyarak o projesini gerçekleştirmesi mümkün değildir. Eleştirirken bile çok dikkatli olmamız gerekir. Ama 18 aydır oradadır saymak. Onun için biraz daha katkı da isterse deneyimimiz var. Kendileriyle paylaşacağız. Diğer konularda da paylaştığımız gibi. Sonuçta hepimiz halkımızın refahı için uğraşıyoruz. Bu yolda da çalışmaya devam edeceğiz. Kaynak da aktararak. Kaynak aktararak doğru projelerin. Hem artırarak hem aktararak. Şimdi son 5-6 dakikanın içerisindeyiz. Vatandaş aslında trafik önemli bir sorun ama bir başka önemli konu vatandaşa değecek yasaların bu meclisten geçmesini bekliyoruz diyor. Şimdi meclis içerisinde tartışmalar oluyor, Kıbrıs konusu oluyor, farklı konular oluyor ama vatandaşın dışarıda tartıştığı konular içerisinde farklı konular da vardır. Her zaman dillendirilen bir kamu reformu. Ama yıllardır bu kamu reformuyla ilgili olarak bunun hayata geçemediğini görüyoruz. Bir diğer önemli sorun önümüzdeki süreç içerisinde yerel yönetimlerle ilgili. Yerel yönetimlerin yaşadığı ciddi borçlar, kaynak sıkıntıları ve her geçen gün de batan belediyeler vardır. Bunlar nasıl çözülmemizi? Şimdi bakınız, az önce söylediğiniz kaynak yaratmak için ne yapmak lazım? Çalışmak lazım dedim. Şimdi bu çalışma herkes biliyor. Bu ülkedeki gelirimiz sadece ve sadece ağırlıklı olarak memurumuzun ödenmesi maaşların ödenmesi için gidiyor. Evet. Buradaki her türlü altyapı yatırımı anavatan Türkiye'nin katkılarıyla olur. Burada kritik eşik, siz bir protokol imzalıyorsunuz. Bunu her hükümet imzaladı. Her parti imzaladı. Bu imzaladığınız protokolde ortaya koyduğunuz şartların yüzde kaçını gerçekleştirebilirseniz o kadar karşı taraftan da bunun karşılığını almış olursunuz. Çünkü bir taahhüt veriyorsunuz. O taahhüdün karşılığı da siz de ülkenin altyapısı için neler gerekiyorsa o geliyor. 2010
2012 protokolünde Ercan Devlet Havalimanı'nın özelleşmesi vardı. Telefon dairesinin özelleşmesi vardı. Ve limanların özelleşmesi vardı. Eğer biz hükümetten gitmeseydik, bakın çok net söylüyorum, Ercan ilk özelleşme kaldı. Bugün de bir gazetenin başlığında şu kadarını aldık, şu kadar da alacağız diye. 15 Ekim'de. Ama ben çok iyi hatırlıyorum. Sayın Serdar Denktaş'ın da hoşgörüsüne sığınarak söylüyorum bunu. Hoşgörüsüne parayı nasıl alacağımız konusunda sığınıyorum da yaptıklarından hiç hoşgörüm yoktur, onu söyleyeyim. Bu ihaleyi iptal etmek için bu meclis kürsüsünden beni çok eleştirmişti. Hatta çıkıp biz geldiğimizde ben bunu iptal edeceğim dedi. İptal edemedi. Ama ondan sonra da ağaç söktüremedik. Ondan sonra başka aspir bitkisi ektik. Ya euro dizel çıkartmaya çalıştık vesaire vesaire. Ben de bir şey iddia ederim. Biz 2 sene daha görevde kalaydık. Hem Ercan biteceydi. Hem elektrik, hem telefon dairesi, hem de limanlar özelleşecekti. Şimdi geriye sarıyorum. Sizin söylediğiniz belediyeler dahil olmak üzere 2013-2015 protokolünde de vardı. 2016-2018 protokolünde de vardı. Bir şey yaptık mı? Ama şu anda artık adım atmak zorundayız. Eğer bir taahhüt veriyorsa, yani ev bile kiralarken bir kontrat yaparsınız. Kontratınızı yerine getirmezseniz adam sizi bir ay saplayacak, iki ay saplayacak, sonra mahkemeye taşıyacak. Dolayısıyla burada Allah'tan bizi mahkemeye taşıyan yok, çünkü karşılıksız yardımlar bu durumda. Ama bu taahhütlerimizi de bizim gerçekleştirip her türlü imkanı bu halka sunmak adına gerekli adımları atmamız lazım. Belediyeler de bundan bir tanesi de bundan bir tanesidir. Bundan yaklaşık 20 gün önce Ulusal Birlik Partisi olarak da belediye başkanlarımızla bu konuyu enine boyuna tartıştık. Bu konuda özeti Sayın Başbakanımıza yazılı olarak gönderdik. Ulusal Birlik Partisi olarak. Ve bu tip adımların atılması için daha ne tip katkılar yapabiliriz? Sayın Başbakan'la ayrı bir toplantı yapıp onlar da değerlendiririz. Dolayısıyla Ulusal Birlik Partisi atmış olduğu her imzanın sorumluluğunu taşıyarak, kaynak hem aktararak hem de artırarak halkımıza hizmet etmeyi, hizmeti götürmeyi kendine şiar edinmiştir. Bundan sonra da bu yolda kararlılıkla devam edecektir. Engel çıkar mı önüne? Ben şimdi Ercan'da da çok ciddi engeller çıktı. Ercan 2010 yılında Sayın Başbakanımız, o zaman Maliye Bakanıydı. Kendisine sorabilirsiniz. Eksi 2 milyon zarardaydı. 2010'dan bahsediyorum. Şu anda Ercan'dan devletin aldığı geliri görüyorsunuz. Evet. Direkt geliri görüyorsunuz Ercan'dan. Ben zaten Serdar Bey o dönemde çalışma sosyal güvenlik bakanıydım. Sigortalar batmış durumdaydı. O para daha olmadığını latife yaparak bana vermesini istedim ama tabii öyle bir şey de olmadıydı. Ama sonra doğru projelerle sosyal sigortalar kurumunu da 40 yıl sonra artıya geçirdik. Borcu olan kurumu... borcu olan kurumu bankada mevduatı olan kurum haline getirdik. Ve o günden bugüne de aynen devam ediyor. Hatta bir önceki bakana, hep Sayın Çeler'e derdim ki iki elim yakındadır. Bu kurumu zarar ettirirsen vallahi seni elimden kimse kurtaramaz da demiş bir kimseyim. Yakından takip ettim. Geçtiğimiz... Çok iyi de muhalefet döneminde çok iyi. Evet, geçtiğimiz günde bana bunu söyledi. Abi dedi, bu söylediklerini hiç unutmam diye de kendisi böyle şakalaştık mecliste. Dolayısıyla doğru işleri yapıp ülkemizin ekonomik olarak kalkınması, halkımızın daha fazla refaha ulaşması için biz kararlılıkla yürüyeceğiz. Şimdi bir başka konu TÜSÜK'le ilgiliydi. Vize TÜSÜK'le ilgili, yurttaşlıkla ilgili olarak dün yine tartışma konusu olmuştu. Hükümet ortakları arasında bunda geri adım atma olabilir mi bu konuda? Şimdi TÜSÜK'ler yasalar gibi sorumlu değil. İstediğiniz an değişebilir. Bu tip olaylarda hükümet ortakları arasında sorun değil, hükümet ortakları arasında işbirliği çok önemli. En sonda bu çalışma yasası benimle Sayın Kutlu Evren'in İçişleri Bakanı, benim Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı olduğum dönem. Zaten iki bakanlık birbirinden ayrı çalışırsa bu yasalar hiçbir zaman düzelmez. Çünkü mutlaka bir bacağı boşta kalır. Tek ayak üstünde durmuş olursunuz. Ve bu çalışmaları yaparken de çok dikkatli ve titizlikle çalıştığımız için aslında o yasanın getirisi olarak veyahut da bu mecliste yaptığımız yasal afların getirisi olarak sosyal sigortalar bugünlere gelmişti.
Bu bahsettiğiniz konu ben çok yakından bildiğim için yasayı ve tüzüğü çok öyle sıkıntılı bir konu değildir. İki bakanlık arasında bu çalışmalar devam ediyor şu anda, onu da söyleyeyim. Çok rahatlıkla düzelebilecek şeylerdir. Bu konuda Ulusal Birlik Partisi olarak biz, Halkın Partisi olarak da ortağımız gerekli çalışmaları yapacaktır diye de ifade edebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şunu da sorayım. Genel sekreterlikte mi görev daha zor, yoksa bakanlıkta mı Sayın Saner? Vallahi bu sorunuzu cevaplayamayacağım ama genel sekreterlik de gayet zor bir görev. Farklı aslında ikisi. Ben bir de bir espri yapmak istiyorum. Genel sekreterliği ben biraz ev hanımlığına benzetiyorum. Çünkü evin hanımı kalkar sabahtan, çocuklarını uyandırır, onlara kahvaltı yapar, okula gönderir, evi siler, süpürür, derler, toparlar. Peki de ne anlam diyeceksiniz şimdi ama eminim sonunda bana... Parti içerisinde partiyi toparlama, düzenleme... Beyin bir önceki gün getirdiği börülce ayaklar ama börülce biraz kurtlu çıkar. Çocuklara yetecek kadar yemek olur. Öğlen geldiğinde beyini sorar, hanım evde yemek de mi yok? Siz de dersiniz ki ancak çocukları yedirebildim. Sonra size döner der ki bütün gün ne iş yaptın? Bakanlıklardan tek farkı işte ev hanımı gibi bütün gün ne iş yaptın konusunda ciddi bir sıkıntı var genel sekreterlikte. Ama yaptığınız işte de olumlu adımlar atılıyor. Yani eminim ki partililerimiz takdir edecektir ama mukayese istediniz ya, o açıdan ev hanımının yaptığı işler yükü daha ağır. Yani ne kadar görünüyorsa ben hep ona benzetiyorum. Ben yani bu tecrübeyi burada edindim. Peki değer bulunuyor mu diğer evin diğer üyeleri tarafından? İşte o evin üyelerine bağlı artık. Onu göreceğiz. Evin üyelerinin buna ne kadar başta ailenin reisleri olmak üzere buna ne kadar değer verdiler. Peki bu böyle esprili bir yaklaşımla olayı size aktarmaya çalıştım. Bilmiyorum ne kadar sizi etkiledim bu konuda ama ben biraz böyle bakıyorum bu olaya. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür Kolay ediyorum. Gelsin diyorum. Sizlere iyi yayınlar dilerken ekranları başında bizi izleyen herkese de sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu nice yarınlar diliyorum. Çok sağ olunuz. Birinci boyutu burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte yeniden birlikte olacağız. Yarın Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya bizimle birlikte olacak. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın.